Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yalnızca 2022 yılının değil, gelmiş geçmiş oyun dünyasının en iyi oyunlarından bir tanesi olduğu söylenen, efendim, birçok oyuncunun merakla beklediği oyuna, Elden Ring'e hoş geldiniz. Evet, Elden Ring sonunda çıkışını yaptı. Sonunda sizlerle paylaşabilme imkanına ulaşıyorum. Bu oyunu bana yaklaşık bir hafta öncesinden gönderen sevgili Namco Bandai'ye, sevgili From Software ekibine sonsuz teşekkür ediyorum efendim. Souls oyunlarını çok severim. Evet, bundan önceki Sekiro, From Software'in bir başka oyunu Sekiro, Shadow of Die Twice, YouTube'da yarım kalmış oyunlardan bir tanesi. Benim özellikle çıktığı dönemde Ankara'dan İstanbul'a taşındığım sürece vesaire denk gelen, ta yıllar öncesinde öyle karambollü bir döneme denk geldiği için yarım kalan ve sizlere devamını getiremediğim bir seriydi, ama o serinin ayıbını burada bu çok beklenen Elden Ring ile kapatacağız efendim. Canlı yayınlar, videolar derken Elden Ring'i baştan sona hikayesini bitirmek için gerekirse saç baş yollayacağım, ama sizlere hikayeyi bitirerek sunuyor olacağım efendim. Bu yıl içerisinde en çok beklediğim oyunlardan bir tanesiydi kendisi. Aldığı inceleme puanları 100 üzerinden 95 ve üzeri süre olarak gözüküyor. Eleştirmenlerden, inceleme yapan insanlardan neredeyse birçoğundan tam not, birçoğundan da neredeyse tam not alarak oyun dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından bir tanesi olarak lanse ediliyor Elden Ring. Hadi o zaman buyurun huzurlarınızda. Başlayalım efendim. Şimdi yeni oyun diyeceğim. Yeni oyun demeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu seri sabır isteyen bir seri. Kaç bölüm sürer, ne kadar gider bilmiyorum. Büyük ihtimalle değil. Yani hangi oyun çıkarsa çıksın, sene sonunda yapılacak oyun ödüllerinde Elden Ring yani %95 yılın oyunu ödülünü alacak. Bu kadar müthiş incelemelerden sonra. Gerçekten sunulanı, hikayesini, gidişatı oldukça merak ediyorum ve hızlı bir şekilde elinden geldiğince sizlere sunacağımı dile getirmek istiyorum. Sizler bu videoyu izlerken aynı zamanda ben Facebook'ta şu anda canlı yayındayım. Hikayenin geri kalanının devamını canlı canlı izlemek isterseniz yayına da beklerim efendim. Saatlerimiz 2'yi gösterdi. 2'yi geçiyor hatta. Sizler videoyu izlemeye başladınız. O halde başlayalım. Şimdi öncelikle bir karakter seçimi. Bu seri Lokmacı Bekir'in hikayesini anlatacak. Evet. Lokmalarını satan, lokmalarıyla kendisini ve ailesini geçindiren Bekir, lokmalarını satmak için bir gün tezgahını açtığında, lokmalarını kızartmaya başladığında gözüne bir damla gelir, bir damla sıçrar lokmanın o şerbetinden ve bir gözü görmez hale gelir. Ve buna rağmen vardır bu işte de bir hayır diyerek tezgahını bırakmayan, her sabah gelip tezgahını açan Bekir, bir gün kendisini bir diyarda uyanırken bulur ve hikaye başlar efendim. Bu diyarda anlatılacak hikayeler vardır. Bekir gözünü kaybettiği gün kendisinin aslında büyülü güçlerinin olduğu, kendisine bahşedilmiş bazı doğaüstü güçlerinin olduğunu fark eder. Ve hikayesi burada başlar. Haydi bakalım. Lokmacı Bekir. Lokmacı Bekir. Lokmacı Bekir. Şimdi Lokmacı Bekir'in şöyle bir şeyi var, vücut yapısı var. Gözüne de damla geldiğinde, o şerbetin damlası geldiğinde böyle diye bir ses çıkarmış Bekir. Ama o acıya rağmen işini bırakmamış, müşterilerine satmaya, müşterilerine lokmalarını ulaştırmaya devam etmiş. Bekir durmak bilmemiş. Bekir yılmak bilmemiş. Bekir gözünün bu rahatsızlığını uzattığı saçlarıyla kapatmak istemiş. Ama ondan utandığı için değil. Olur da müşterileri rahatsız olur.
tezgahı boş kalır, evine ekmek götüremez diye. Daha sonraları saçıyla çok fazla hani bu yüzünü kapatmakla uğraşmak istemediği için bir göz bandı tercih etmiş Bekir. Ve bundan sonra da Boss Bekir olarak Lokmacı Bekir insanların aklına daha çok kazını vermiş. Vücudundaki yaralar, vücuduna sıçrayan lekelerin izleri vesaire vesaire. Bekir hiçbir şeyde kendisini yıldırtmamış. Bu hikayede hiçbir zaman Bekir yapmak istediklerinden hiç ama hiç geri kalmamış. Amaçları uğrunda, amaçları doğrultusunda savaşmaya, mücadele etmeye yemin etmiş. Haydi Bekir, yolun açık olsun. İşte Lokmacı Bekir'in hikayesi burada başlıyor. Buyursunlar. The Fallen Leaves. Düşen yapraklar bir hikaye anlatır. Yüce Elden Ring paramparça oldu. Evimizde sisin karşısındaki aradaki topraklarda. Şimdi, şu günlerde ebedi kraliçe Marika hiçbir yerde bulunamadı ve bulunamıyor. Ve kara bıçaklar gecesinde, o kara günde ilk yok olan altın Godwin oldu. Çok geçmeden Marika'nın çocukları, yarı tanrılar, yüce Elden Ring'in parçalarını talep ettiler. Yeni keşfettikleri bu güçlerin çılgın lekesi parçalanmayı da tetikledi. Hiçbir lordun sağ çıkamadığı bir savaş. Büyük irade tarafından terk edilmeyle sonuçlanan bir savaş. Yaşayan ölü. Sen kararmış olan, ayağa kalk. Uzun zamandır kayıp olan lütfun çağrısı hepimize sesleniyor. Horalu, çorak toprakların reisi. Her zaman parlayan altın maske. Fia, ölümün yatak arkadaşı. İğrenç gübre yiyen. Ve Efendi Sir Gideon Ofnir, her şeyi bilen. Ve bir diğeri daha. Whom grace would again bless.
Bu lütuf kimi kutsasın? Kimi kutsayacak? Kararmış, tanınmayan biri. Cross the fog. Sisi geçin. To the lands between. Elden Ring'in önünde durmak için. To stand. Aradaki. The Elden Ring. Topraklara gidin. And become the Elden Ve Lord. Elden Lord'u olun. Evet, güzel bir hikaye anlatısıyla ve sunumuyla, ara sahnesiyle, girişiyle macera başladı. Evet, parçalanmış Elden Ring'e hükmetmek, onun parçalarını belki de bir araya getirmek ve tüm bu toprakların, bu çorak toprakların, bu hastalığın, yıkımın, kaosun, kötülüğün ve karanlığın olduğu toprakların tek lideri olmak için, bir kez daha vahşedilen lütfu iyi kullanabilmek için, Elden Lord olabilmek için hikayemiz tam burada başlıyor. Lokmacı Bekir, yol senin yolundur oğlum. Bu toprakların lordu olacak ve lokma tezgahına geri döneceksin. Belki de kim bilir, bu topraklara lokmayı sen getireceksin. To the path, the broken, uncertain. Claim your place as elder, elder lord. Kararmış bir parmak, kök kopuk kararmış bir parmak. Vay 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 vay. Chapel of Inception. Beklenti Kilisesi. Inception beklenti değil mi ya? Öyleydi galiba. Oy, bu nasıl bir grafik? Ben bu arada oyunu bilgisayarda ultra ayarlarda oynuyorum. Yani bir PC versiyonunda görebileceğiniz en yüksek grafik ve ayarları sizlere şu an sunuyorum bilginize. Bu arada lütfen beğendiysek de alttan beğenmeyi, yeni bölüm için ve bu bölüm için fikirlerinizi, beklentilerinizi paylaşmayı, bu seriden beklentinizi dile getirmeyi, yorumlarda ihmal etmeyin. Kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Crafter Skim. Anam ne oluyor? Ne oluyor lan? Don't worry, Torrent. Endişelenme, Torrent. Fortune is on his side.
kader ondan yana. We found him here, after all. Onca şeyden sonra onu burada bulduk. One of his kind is sure to seek. Onun türünden biri Elden Ring'in peşinden gidecek. Even if it does violate the Golden Order. Altın emri alt etmek zorunda kalacak olsa bile. Çok gizemli, çok mistik ve çok tatlı başladı. Tüylerim diken diken oldu ya. Hadi bakalım. Flask of Crimson Tears. Flask of Cerulean Tears. Şimdi Crimson Tears hemen altında gördüğünüz can barımızı arttıracak. Mavi olan da mana, yani mana barımızı dolduruyor olacak. Onların iksirleri verildi. The Cave of Knowledge lies below. Aşağıda mağara varmış. İlim mağarası. Cesur ol, kararmış olan. Adım at. Öğren. Ve benimse. Savaşın sanatlarını tekrar uyandır. Ve kanındaki o savaşçı kanın tekrar ayağa kaldır. Korkma, bir adım at dediğine göre. Evet, okey. Böyle canımızı fırlıyoruz. Güzel. Sight of Grace. Resting at the Sight of Grace will restore your HP, FP and cleanse your any status. Okay. Diyor ki buralar checkpointler, dinlenme noktalarıdır. Oyunda aynı zamanda save alabildiğin noktalar. Ve bu noktalara geldiğinde senin tüm can sağlığın, işte manan vesaire ve dolması gereken, yenilenmesi gereken her şeyin yenilenir diyor. However, the most enemies you have defeated will be revived. Bu arada tabii ki bu bölgede daha önce öldürdüğün düşmanların hepsi tekrar sen buraya oturduğun anda hayata geri döner. Onlar tekrar sağlıklarına kavuşur diyor. Bildiğimiz Souls oyunlarındaki checkpoint noktaları gibi. Burası bizim bir save noktamız artık. Bakın şöyle oturduğumuzda hem dinlenebiliyor hem işte buradan işte büyülerimiz üzerinde üzerimizdeki chest sandığımız üzerinde işte envanterimize vesaire bakabileceğimiz. Yani daha doğrusu yeri geldiğinde dinlenip yeri geldiğinde strateji yapabileceğimiz veya günün belli saatlerini gündüzü gece geceyi gündüz yapabileceğimiz öğleni akşam yapabileceğimiz dinlenme noktası diye düşünebiliriz. Bu bizim İlk öldürmemiz. Not alın. Daha nicelerinin başlangıcı. Lokmacı Bekir bugün bu davada ilk kilini aldı. Evet, büyücülük. Ben bir büyücü sınıfı seçtim. Bu yüzden büyüler üzerinde ustalaşmaya çalışacağız. Şöyle asaya geçtiğimde bam! Büyü atarak da düşmanlarımı indirebiliyorum. Şu şekilde de backstep, dodge, okay. Hop, dodge. Hop, dodge. Güzel. Burası oyuna alışmak için, oyuna giriş yapmak için güzel bir yer. İyi ki atlamışız buraya.
Oldu lan. Evet, materyaller. Lands Between'in, yani aradaki toprakların dört bir yanında her köşesinde bu tarz meyveler, bitkiler, mantarlar, kelebekler ve daha işe yarar materyaller bulmaya devam edeceksin ve bulacaksın. Bu materyaller bir şeyleri üretmek için kullanılabilen ham maddelerdir diyor. Bir şeyleri üretmekte kullanılabilir. Onun olduğu yere çıkıp onu indiremiyor muyum ben ya? Gıcık oldum o işe, ola işe. Evet. Each hand can be armament. Tek el, sağ el, sağ el, sol el veya çift el şeklinde silahlarımızı ayarlayabiliyormuşuz. Bakın şu an çift el'e geçtim. Şöyle teke geçtim. Büyü hocam, büyü. Yaklaşmak istemiyorsan büyüğünü atarsın. Allah bilir daha ne büyüler öğreneceğiz ya. Daha neler öğreneceğiz. Ah, dur bakalım. Lan! Hoş bakayım. Deus seni. Aa, ok atan burada galiba. Onun olduğu yere çıkıyoruz galiba şu an. Aa, baksana ok atıyor aynen. Oy. Böyle gönderirler aşağı. Eşşoğlu eşek. Aa, LTL skill'lerimizi kullanıyormuşuz. Aa, kalkanı kaldırdığımızda tekme atıyoruz böyle. Okey. Eğilerek düşmanlarına sessiz yaklaşabilirsin. Peki. Onlar arkadan yaklaşır, RB'ye bas. Kritik zarar vermek için. Kalkana baksana. Daha ne haldeyiz? Bu Allah bilir kalkanlarımız nasıl gelişecek daha. Stance breaking. Some attacks may break an enemy entrance. Ha, charge saldırı yapıp zıplarken. Ha, oy dur. Bunu yapacağım. Güzel. Güzel. Marika heykeli. Upon dying you will... Aa, eğer ölüyorsan ve canın çok azaldıysa buraya gelerek canını arttırabilirsin diyor. Değil mi? Ben mi yanlış okudum? Dur bakayım. Yanlış okumuş da olabilirim de. Bunlar şey canımızı arttırıyormuş galiba anladığım kadarıyla benim. Sisin içinden geç. Godric askeri. Ah! Ah! Godric'in çocuğu. Onun bunun çocuğu. Herhangi bir şey var mı etrafta? Abi çok tatlı oyun var ya. Çok güzel olacak arkadaşlar, çok.
Ya canlı yayınların falan vazgeçilmezi olacak. YouTube'un vazgeçilmezlerinden olacak. Eğer gerçekten bir ilgi alaka gösterir, sabırla izlerseniz ya. Ya ne korkunç bölümler gelir, ne tüylerimizin diken diken olduğu bölümler gelir eminim. Ne düşmanlar gelir, kafayı başı yediğimiz, ulan geçemiyoruz, nasıl yapacağız, ne strateji belirleyeceğiz dediğimiz yani. Neler neler, neler neler. Güç, güç bizimle. Biz Lokmacı Bekir olarak bu toprakları almaya yemin etmişiz. Burası bizim. Ve bizim olacak. Şöyle bir oturalım. Burası bir aroyla kapatılmış. Buradan geçemiyoruz. Şunları kırayım da nazar çıksın. Hah. Aa, Stone Sword Key envanterinde yok diyor. Diyor ki bir tane Stone Sword Key'e ihtiyacım var diyor ama senin envanterinde yok dedi. Evet, şimdi oyunun bu noktasında da eğer oyunu multiplayer oynamak istiyorsanız ya da oyun içerisinde zorlandığınız ve dışarıdan bir oyuncu, arkadaşınızı, bir yabancı bir kişiyi çağırmak istiyorsanız oyunda multiplayer modlar da var. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? İşte bu tarz heykellerin olduğu noktalara gelip bu tarz noktalara geliyorsunuz ve burada parmaklar var. Finger severed bu parmaklar var. Bunlar üzerinizde olması lazım. Bunlar olduğunda oyuncuları oyuna çağırabiliyorsunuz. Tabii ki bu oyun kolay bir oyun değil. Zor bir oyun olduğu için öyle her an, çok pardon, öyle her an bir oyuncuyu çağırayım, o adı gelsin benim arkamda bana destek olsun, hop hemen birilerini gebertelim olmuyor anladığım kadarıyla. Çünkü ben daha önce hiçbir Elden Ring diyorum, From Software oyununu 2 kişi ya da 3 kişi oynamadım. Sadece bir kere denemişliğim var. Çok kısa bir kere denemişliğim var. Onun dışında hiç ama hiç yapmadım. Nasıl oluyor? Nedir? Mekaniği nasıl çalışır? Orasını bilmiyorum. Bir şeye bakacağım sadece. Şimdi Stones oyunun yapımcısı oyuna başlayanlar için rehber adında bana bir şey gönderdi. Bir belge gönderdi. Onu sizlere şu an gösteremiyorum. Ama hani oyuna başladın, bak buradan git, buranın keşfi önemli, burayı unutma, bu senin rehberin olsun, bunu hep yan tarafında tut ve yayın yaparken, oyun oynarken, bunu video çekerken bunu yanında tut diye. Şimdi bu Stone Sword Key, yani şuranın şu heykeli sokabileceğimiz önemli itemlerden bir tanesi olan Stone Sword Key herhangi bir yerde bulabiliyor muyum diye bakıyorum. İlk girişte herhangi bir yerde bulamıyoruz zannediyorum. Peki bunun olayı neymiş biliyor musunuz? Hemen onu da size söyleyeyim. Stone Sword Key'in olayı neymiş? Onu da dile getireyim size. Yapımcının söylediğine göre. Ondan sonra hemen devam edelim. Merak edeniniz vardır belki. Diyor ki Stone Sword anahtarı nadir ve değerlidir. Kaynak için her zaman iyi bir fikir değildir ama hani bunları kullandığınızda bir iblis heykelini görmeniz gerekir ve gizemin ötesindeki alanları açarsınız böylelikle. Yani şu diyor, bakın burası sisli bir bölge, sen bir Stone Sword Key getirir ve buraya sokarsan diyor, bu sis kalkar diyor. Bu sisin arkasında evet item bulabilirsin belki diyor ama her zaman sisin arkasında seni güzel itemler beklemez, bazen de çok kötü düşmanlar bekler diyor. Bu engeller tabii ki benzersiz öğeler içerir. Bu öğeler hani sana oldukça yarar sağlayabilir ama sağlamayabilir. Bunlar bazen bu sis perdelerini aralamak kısa yol görevi de görür. Bir bölgeden bir bölgeye geçmek için bir kısa yol da açmış olursun böylelikle diyor. Hop, asansör de aşağı gitti. Yani şeyi bulduğumuzda, bu taş anahtarı denilen Stone Sword, taş kılıç anahtarı denilen anahtarı bulursak bir deneriz. Ve işte her şeyi yapacağımız o toprakların ilk kısmı. Limgrave bölgesindeyiz. Efendim, çorak topraklar mı diyeyim, terk edilmiş topraklar mı diyeyim, o batık, o yıkık diyarlar mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Ama aradaki topraklara, Lands Between'e hoş geldiniz. Her şeyin başladığı yerdeyiz.
O ne lan, aşağıda biri devreye yatıyor. Aa bakın, diyor ki şu an Grace rehberi adında bir rehber paneli açıldı. Şimdi burası bizim checkpoint noktamız ya, dedik ya. Bakın buradan bir ışık gidiyor, görüyor musunuz? Tepeye doğru bir ışık gidiyor. Bu yönde ilerlersen bunun gibi bir başka yer daha bulabilirsin. Bu ışıklar bir sonrakinin nerede olduğunu sana gösterir, rehberliktedir diyor. Evet, haritayı da şöyle açıyormuşuz. Knowledge mağarası. Strand Graveyard. Burada başladık. Mağarayı keşfettik. Günün erken saatleri. Oy, daha buradayız. Oş, sisler aralanacak falan. Daha neler neler. Kocaman bir haritamız var. İlk adım. Hadi bakalım. Aa, kararmış olandı değil mi? Aradaki topraklara geldin Elden Ring için ha? Elbette ki geleceksin. Hiç bunun için şey yapma, çekinme. Şimdi sen rehbersizsin, hiçbir şey bilmiyorsun. Rehberin olmadan, gücün, runların gücü olmadan ve yücelerin masasına davetin olmadan hiçbir şeysin sen. Bu bilinmezlik içerisinde ölmeye mahkum olursun diyor. Bana Romeşi, bana akıl veriyor. Önüne bak. Summoning pools. In each area you may find a effigy mort here, effigy summoning pools. You will find in some. Ah, diğer insanları çağırmak için, arkadaşların değil de oyun oynayan diğer insanları çağırmak için de böyle yerler varmış. Hop. Buradan başka oyuncuları oyuna çağırabiliyor musun? Gel de ağam bana yardım et şunu devirek diye. Vallahi böyle Elden Ring'iniz falan olursa, hani oynamak isterseniz ben eklerim sizi, davet ederim, seri içerisinde sizle birlikte keseriz belli noktalarda. Olur ha, bana uyar. Şimdi ben biraz etrafa bakmak istiyorum. Oy, ne güzel grafikler bunlar ya. Bunlar neymiş ya? Ana bıdıklar, gelin lan buraya. Güvercin uçuverdi, kanadından tüy döküldü verdi. Ben şöyle bir etrafa bakıyorum ki direkt langur lungur dalmak istemedim kimseye. Bolca manzara da izleteceğim size belli ki ben bu seride. Valla beğenilerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bunu esirgemeyin. Yani bunu unutmayın. Oyunun güzelliğine ve gidişatına dalıp hani beğenmeyi düşündüğünüz bir videoysa lütfen alttan beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınızı paylaşın. Bana ilk tavsiyeleriniz varsa, belki bunun test, network testini oynamış olabilirsiniz. Ya Mete bak şöyle yaparsan daha mantıklı olur, şu daha iyidir, buna yoğunlaş, bunu yap falan dediniz. Şimdi ben büyücü sınıfından bir karakterle başladım. Etrafta olabildiğince keşfederek gitmeye çalışıyorum. Ama ben eminim aranızda Souls oyunlarına, From Software'ın diğer yapımlarına hakim olan arkadaşlar, bu lore'a hakim olan arkadaşlar vardır. Benden çok çok daha iyi. Esirgemeyin, eksik etmeyin. Aman diyeyim. Destekler, yorumlar önemli. Ben şu Ümstad'a kaç vurabiliyorum acaba ya büyümle? Şuna bir dalmak istesem. O ne lan, büyü? Yok, gördüm. Yani vurmasak daha mı iyi anlamadım ama. Oy.
Ona mı? Tövbeler olsun beyim. Estağfurullah, dur. Çocuk yanlışlık yaptı. Ağam, lokma dökeyim ağam. Ananın avradıymış. Ya Allah ya, bismillah, bismillahirrahmanirrahim lan. Ağam, çocuğun bir hatası oldu, dur öyle hemen olmaz, dur yeni geldi çocuk. Bu topraklarda yeniyiz abi. Destursuz bir şey ettiysek kusura bakma dayı oğlu. Bunu vurdu, ağacım ağacı yıktı lan. Ağam sakin, çocukların bir günahı yok ağam. Ağam bir dur Allah'ım. Bilmediğim bir şey var yolcu. Bilmediğim bir şey var. Lokma bizim gözümüzü alırken bize amacımız doğrultusunda tekrar, tekrar ve tekrar doğmayı bahşetti. Sen bilmezsin ey yolcu. Sen bilmezsin. Diyor ki ölüm. Bu oyunda bizim en çok karşılaşacağımız şey ölüm. Ölüm doğamızda var. Doğacağız, büyüyeceğiz, öleceğiz. Ama buranın ölümü bir başka. Doğduk mu? Pardon, çok üzülüyorum. Öldük mü? Ölmeye devam edeceğiz. Öleceğiz, öleceğiz ve daha çok öleceğiz. Bu düşman şu an bizim için bir tık fazla. Öldük de, öldüğümüzde üzerimizdeki, nasıl söyleyeyim? Şöyle düşünün. Öldük, üzerimizde bir şeyler düşürdük. Bunları almak için, o öldüğüm puanlarımız var. O puanları almak için geri gelmemiz lazım o öldüğümüz yere ve onları almamız gerekiyor. Bu. Uzatmanın anlamı yok. Ama ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Biz ölümü her yerinden öpmüşüz. Ben daha çok şöyle başlarda buldum şöyle hayvan şeyini. Aldım hocam. Bunlar illaki işimize yarayacak diye düşünüyorum ben. Oğlum bunlar nereymiş böyle ya? Büyülerin bir mesafesi var bu arada. Yani her mesafeye atamıyoruz. Belli bir mesafeye kadar vurabiliyor. Vallahi koyun var, parçalar. Hep lokmacılık değil hocam. Biraz da hayvancılık. Etinden, sütünden yararlanacağız. Yapacak bir şey yok. Bunları ver bakayım. Belki bunları satarım, okuturum yani. Yat aşağı, yat! Eşşoğlu eşek. Bu arada manamız dolmuyor galiba. Okey. Bundan bir tane içeyim. Ama dolan bir şey değil. Onu öyle sürekli kullanmamak lazım. Belki belli bir noktada bir skill falan açtığımızda, bir yetenek açtığımızda o manamız büyük, o manamız kendi kendine dolmaya da başlar. Kim bilir. Şu an hızlı koşma yok. Hızlı koşma şeyimiz yok. Kukri. Oo, fırlatabilir bıçak bulduk. Ok bulduk. Bir de crossbow bulursak tamamız. Bunlar devriye atıyor. Şu devriyeleri bir halledelim. Yalnız grafikler çok iyi gözükmüyor mu ya? Şu
Burada da biri var. Şunu da halledelim. Oha, çıkıymış lan bu. Adamı yerim aslan. Adamı yerim ben. Adamı cincik ederim ben. Cross IK. Şuradan Grace'e bir dokunalım. Bir bekleyelim bakalım. Vakit geçsin. Yağmur dindi galiba. Fena yağmur vardı da. Onu dindirdik sanırım. Aa bak mesela az önce öldürdüğümüz düşmanlar. Ne demiştik? Grace'e oturduğun anda, dinlenmeye başladığın anda ya da checkpoint aldığın anda bu düşmanlar geri hayata. Dur! Nasıl grafikmiş bu, neymiş, tövbeler olsun ya. Mesela resin kökleri falan topluyoruz ya böyle. Bunları nerede kullanacağız bakalım, merak ediyorum. Oha, midesinden altın çıktı lan. Şu herif arkadan yaklaşabilir miyim? Bakın burada bir kamp alanı var. Belli askerler bir kamp alanı kurmuşlar buraya. Buna ben böyle arkadan bir gate front, kapı önü harabeleri. Mantar olduk. Arkadan Shlunks diye sokmadı lan. Ben Shlunks diye sokar diye bekliyordum. Şaşırttı. Mesela şey yapabiliyor muyum? Envanterime gelsem. Envanter. Envanter mi? Mesela burada et. Bunu şu an tüketemiyorum. Bak bunların bir yerde, bak şu an kullanamıyoruz. Bunların şey yapılması lazım. Craftlanması ve yemek yapılması lazım bunlardan. Yiyecek içecek yapılması lazım ve tüketilmesi lazım. Sürekli iksir kesesi harcamamak için. Arkadaş bir de şey yok oyunda. Yani nereye gitmemiz lazım? Hedefimiz nere? Görevimiz nere? Mesela Groveside Cave diye bir yer var. Buraya bir illa gitmemiz lazım. Az önce şeyi açtığımız yer. Şurada şey var. Checkpoint noktası var. Çok güzel gözüküyor. Dur bakalım ya. Heyecan yaptım yemin ediyorum ha. Aa. Ben gidiyorum. Siz de burası.
Greetings. Merhabalar. Traveler from beyond the fog. Sesin ardından gelen Melina. Yolcu. Ben Melina. Anam, onun gözü de şey, lokmadan mı seninki de? I offer you an accord. Sana bir anlaşmayla geldim. Have you heard of the Finger Maidens? Finger Maidens'ı hiç duydun mu? They serve the two fingers. Onlar iki parmağa hizmet ederler. Rehberlik ve kararmışlıktan çıkmak ve iyileşmeyi rehberlik ederler. Ama sen, senin bir rehberin yok görüyorum ki. I can play the role of maiden. Ben senin rehberin olabilirim. Turning runes into strength. Runları güce, sağlığı da, daha doğrusu sağlık diyorum. Elden Ring'i araştırmanda da bir rehberin olabilirim. Sadece beni yanında götürmen gerek. Earth ağacına. Earth ağacının dibine götürmen gerek. O halde anlaştık. Grace'in güce dönüştüğü yerde çağır beni. Ayrıca bir şey daha var. Sana bu yüzüğü vermek istiyorum. Spectral Steed Whistle diye bir yüzük verdi. Bunu kullanarak uzak mesafeleri aşabilirsin. Bir at olan Torrent'ı sana çağıracak. Torrent seni seçti. Ona saygıyla davran. Runlarını güce dönüştürmeme izin vermemi istiyorsan bırak elini tutayım bir süreliğine. Böylelikle güçlerini birlikte yükseltelim. Abi sunum çok güzel, çok çok güzel. Ben şimdi hemen kameramı şöyle alıyorum ve ne yapacağımıza bir bakalım. Şimdi burası seviye atlama yerimiz. Vigor, Mind, Endurance, Strength, Dexterity, Intelligence, Faith and Arcane. Ben Strength'e vereceğim. Zaten kullanabildiğim bir tane var şu an. Şu an sadece gücü arttırabiliyorum. Okey, gücü arttıracağım. Bakın şeyimiz vardı ya, puanlarımız. Düşman öldürdükçe puan birikiyor işte. Experience, deneyim birikiyor. Rune birikiyor, rune. Onunla yapıyoruz bunu. Vay 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 vay. Pekala, ne dedi? Beni dedi, o Earth ağacı denilen ağaca götüreceksin dedi. Anlaşmamız bu dedi. Şimdi... Şöyle çağırıyoruz galiba. Burası bizim malzemelerimizin olduğu yer. Okey. Envanterimiz. Oy! Oha çok iyi. Oha çok iyi. Bir dakika, bir daha. Bunu şey yapabiliyor muyuz? Herhangi bir atabiliyor muyuz? Kısa yol atabiliyor muyum diyecektim de. Vay 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 vay. Öküzden kırma, attan devşirme bir şey bu ya. Vaa, bu çok iyi oldu. Şu ağacın dibine gideceğiz galiba. Göreceğiz efendim. Elden Ring işte ilk 50 dakikasıyla böyle başladı. Neler olacak, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Tek ricam beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizlerden ricam duygularınızı, düşüncelerinizi eksik etmemeniz. Elden Ring kaldığı yerden devam edecek.
Canlı yayına da bekliyorum. Siz bunu izlediğiniz sırada biz şu anda Facebook'ta canlı yayındayız. Aşağıdaki açıklama ve yorumlar kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Sevgiler.